2, 1. Doğruyu bilirsen bu anlar senindir. 3, 2, 1. Çalış çabana gayret et. Yarışmayı önce sen bitir. 3, 2, 1. Takım olabilmek. O zaman başarı senindir. 3, 2, 1. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Diyanet TV ekranlarındayız ve bugün de sizlerle birlikte 3, 2, 1 diyeceğiz. Ve oyunlarımız olacak, yarışmalarımız olacak. Stüdyoda yine arkadaşlarımız var. Birbirleriyle yarışacaklar. Kaşifler ve mucitlerimiz var. Ve heyecanla bekliyorlar onlar. Dilerseniz önce onları tanıyalım, sonra da oyunlarımıza geçelim. 3, 2, 1. Zeynep Sena Yurtseven, 8 yaşında, 3. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında muhabbet kuşu ile oynamayı çok seviyor. Büyüyünce dondurmacı olmak istiyor. Elif Altınbaş, 10 yaşında, 5. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında resim yapmayı çok seviyor. Büyüyünce iç mimar olmak istiyor. Mehmet Yasir Kesim, 10 yaşında, 5. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında futbol oynamayı çok seviyor. Büyüyünce futbolcu olmak istiyor. Sena Çelepi, 10 yaşında, 4. sınıfa gidiyor. Boş zamanlarında resim yapmayı çok seviyor. Büyüyünce astronot olmak istiyor. 3, 2, 1. Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Mucitler Elif ve Sena. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyiz. Heyecanlı mısınız? Evet. Çok heyecanlısın. Bakalım neler olacak. Hemen yan tarafımda da kaşiflerimiz var. Yasir ve Zeynep. Nasıl, heyecanlı mısınız siz de? Evet. Evet, heyecanlıyız. İzlediniz mi? Biliyor musunuz oyunlarımızı? Evet. Yani az çok izliyoruz. Az çok biliyorsunuz. Aynen. İyi, çok güzel. Burada da deneyimlemiş olacaksınız. Bakalım kim kazanacak? Ama en başta her zaman olduğu gibi şimdi de hatırlatıyorum. Biliyorsunuz ki biz burada yarışıyoruz ama amacımız daha çok eğlenmek ve eğlenirken de öğrenmek. Öyle değil mi Yasir'cim? Bakalım sizler de ne kadar biliyorsunuz, ne kadar başarıyorsunuz onu da test etmiş olacağız. Fakat kaybedersek de asla üzülmüyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Evet sevgili arkadaşlar, kaşiflerimiz ve mucitlerimiz hazırlar ve bekliyorlar. Sizler de ekran başında oyunlarımızı takip ederek doğru cevapları bulabilirsiniz. Bakalım neler olacak? İlk oyunumuzla başlıyoruz. İlk oyunumuzla başlıyoruz. İlk oyunumuz arkadaşlar hadis tamamlama. Panoda gördüğünüz gibi kelimelerimiz var ve birazdan bu kelimeleri birleştirerek hadisimiz ortaya çıkacak. Ve hadisi ilk tamamlayan grup ve ilk zile basan grup 100 puanın sahibi olacak. Tamam mı arkadaşlar? Hazır mısınız? Hazırız. Evet. Kaşifler ve mucitler, heyecanlı mısınız? Evet. Biraz heyecanlıyız. Bakalım ilk oyundan sonra mutlaka heyecanınızı biraz daha yeneceksiniz. Madem hazırsınız, ekran başındaki arkadaşlar sizler de hazırsanız hep birlikte 3, 2, 1 diyoruz ve oyunumuz başladı. Hadi bakalım ilk bitiren ve zile ilk basan grup kazanacak. Bitirdikten sonra ve zile bastık. Çekilelim bakalım şöyle. Biraz geriye gel bakalım şöyle ya. Evet, hemen okuyoruz. Güzel söz söylemek sadakadır. Tebrik ediyoruz ve aslında bu grubumuz da yazmıştı. İki gruba da bir alkış gelsin. Evet, yalnız bu puanı yani 100 puanı kaşifler kazandı. Ve bakalım diğer oyunlarda neler olacak. Gerçekten de çok hızlıydınız. Bugün biraz da şanslısınız, biraz kısa olmuş ama yine de güzel yaptınız. Tebrik ediyorum sizleri. Evet arkadaşlar, ilk oyunumuzu geride bıraktık. Bakalım ikinci oyunumuzda neler olacak.
Geldik puzzle tamamlama oyunumuza. Evet arkadaşlar, daha önceden bir puzzle yaptınız mı? Biliyor musunuz puzzle nasıl yapılıyor? Evet. Biliyorsunuz. Aynen. Burada da gördüğünüz gibi birer tane resmimiz var hemen orada. Bizim programımızın logosu. Ve o resmi yine panomuza tamamlayacağız. İki gruba da birer tane sabit parça koyduk. Yani köşelerde gördüğünüz gibi o sarı parçalar sabit parçalarımız. Ve o sabit parçanın devamını getirerek resmimizi tamamlayacaksınız. Sabit parçaları oynatmayın ki finale gitmeniz de zorlaşmasın. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. İki grup da heyecanlı. Bakalım bu oyunda kim kazanacak? Merak ediyor musunuz? Evet. Ben de çok merak ediyorum. Görelim bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, ikinci oyunumuz puzzle tamamlamayla devam ediyoruz. Fakat yarışmacılarımızdan şöyle güçlü kuvvetli bir 3-2-1 alacağız ve sonra başlatacağız. Tamam mı arkadaşlar? Hazırsak 3-2-1. Haydi bakalım, başladı oyunumuz. Bakalım puzzle tamamlama oyunumuzu hangi grubumuz kazanacak? Evet, rengine göre devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel gidiyorsunuz. Yukarıdaki resme de bakabilirsiniz. Resim de size bir ipucu verecek. Evet, hadi bakalım resme göre. Orada rakamlar var. Rakamlara göre devam edeceksiniz. Arkadaşlar bakalım hangi grup ilk başta tamamlayacak? Ben de çok merak ediyorum. İki grupta karınca gibi çalışıyor. Bakalım göreceğiz. Şöyle bir bakayım. Evet. Güzel gidiyorsunuz. Dikkat edin. Bakın buradaki resme de bakarak ona göre yapabilirsiniz. Tamam. Karıştırmayın. Hepsini elinize almayın. Evet. Bir de şöyle bakayım. Kaşiflerimiz ne yapıyor acaba? Güzel gidiyoruz. Biraz daha hızlı olmanız lazım arkadaşlar. Biraz daha hızlı. Hızlı ve dikkatli bir şekilde yaparsanız 100 puanın sahibi olacaksınız. Evet, şöyle biraz şunu aç. Evet, tamam. Çok güzel. Devam edelim, devam edelim. Çok güzel gidiyoruz. İki grup da güzel gidiyor ama biraz hızlanmanız lazım. Gruplar hızlanırsa 100 puanın sahibi olacak arkadaşlar. Daha acele edin. Artık yavaş yavaş sona yaklaşıyorsunuz. Gerçekten de çok heyecanlı. Biraz daha hızlı olmanız lazım. Evet, iki grup da çok güzel gidiyor ama biraz hızlı olma, hızlı bitiren grup kazanacak. Acele eden grup kazanacak arkadaşlar. Evet, parçaları direkt tamamlayın. Rengine göre biraz daha acele edin. Hadi biraz daha acele. Dikkat edin, bir parça bile yanlış olmaması lazım arkadaşlar. Evet, son parçalarımızı koyuyoruz. İki grup da son parçasını koyacak. Ama biraz acele etmeniz lazım. Haydi bakalım. Sanki o aşağıya, ikinin üstüne de gelebilir. Evet, bak ikinin üstüne çevirebilirsin şöyle. Tam çevir. Tam sarı sarıya gelmesi lazım sanki. Evet, son. İyice yapıştırıyoruz. Son ve zilimize yapıştırıyoruz. Bakalım ilk kim basacak zile? İlk bitiren, ilk yapıştıran. Evet, yardımcı ol. Sen de yardımcı ol. Hemen aşağıya doğru. İlk bitiren grup ve zilimize bastık. Evet, hemen şöyle kenarlara geçelim. Yerleştirdik onu da. Bakalım yanlış var mı? Yasir sen böyle gel. Zeynep sen de böyle gel bakalım. Evet, şöyle bakıyoruz şeklimize. Bütün parçalarımız doğru yerini bulmuş. Çok küçük bir süre ama orada sanki bir yanlışlık var. Elif, köşede bir yanlışlık var. Hemen onu da yerine koyduk. Evet, aslında şimdi doğru oldu. Zaten saniye farkıyla da arkadaşımız Zeynep basmıştı zile. Ve bu oyunda da 100 puanı kazanan grup Kaşifler oldu. Alkışlıyoruz Kaşifleri. Zeynep biraz aslında böyle önce zile basmaya geldin. Sonra yardıma geçtin herhalde, değil mi? Evet. Evet. En çok zorlayan şey neydi Yasir? Yani şurası falan, yukarısı pek şey olmadı. Yani aşağıya doğru indiremedik. Aynen. Orası orada biraz bir ara baktım oldu. Sana bayağı bir güç sarf ediyordun. Ama sonuçta aynen, güzel bir şekilde tamamladık. Tebrik ediyoruz. Evet, ikinci oyunumuzu geride bıraktık ama üzülmüyoruz. Daha iki tane oyunumuz var. Tamam mı mucitler? Biraz daha hızlı olmanız lazım. Elif, artık heyecanımızı yavaş yavaş yendik. Evet. Derinde bir nefes aldık. Çok güzel. Bakalım diğer oyunda neler olacak.
Evet arkadaşlar, iki oyunumuzu geride bıraktık ve şimdi üçüncü oyunumuz çember atma oyununa doğru gidiyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. 3-2-1 devam ediyor. Çember atma oyunumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, çember atma oyunu. Daha önceden çember attınız mı hiç? Evet. Ben Zeynep evet öyle bir dedin ki. Evet, tecrübelisin o zaman birazcık çember at. Yani. Burada gördüğünüz gibi çemberlerimiz var arkadaşlar. Birazdan bu çemberleri aldıktan sonra hemen bu çizgiye geleceksiniz ve çizgiden kendi tarafınızda bulunan çubuğa atmaya çalışıyorsunuz. Yalnız şuna dikkat edin arkadaşlar, eğer ki karşı grubun çubuğuna giderse çemberiniz, o attığımız çember geçersiz sayılıyor. Anlaştık mı? Onun için çok dikkat etmeniz lazım. Burada şunu da dikkat edin, çok hızlı yapmanıza gerek yok. En fazla çemberi atan grup 100 puanı kazanacak. Hazır mıyız? Hazırız. Heyecanlı mıyız? Evet. Heyecanlı. Evet, bakalım neler olacak? Kaşifler mi yoksa mucitler mi 100 puanı kazanacak? Eğer hepiniz hazırsanız hep beraber ne diyorduk? 3, 2, 1. Haydi bakalım ilk çemberlerimizi veriyoruz ve bakalım neler olacak? Evet, hemen yer değişiyoruz. İkinci çizgiye kadar gidebilirsiniz. Çizgiye kadar gidelim. Evet, gel bakalım Elif. Çizgiye kadar gidin arkadaşlar. Evet, ilk çemberimiz geldi. Zeynep, çizgiye kadar gitmen lazım. Hadi bakalım. Daha dikkatli atıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Evet, biraz daha yukarıdan. Daha dikkatli, daha çizginin ilerisine geçmiyoruz. Tam çizgiden atalım. Evet, gel bakalım. Evet, çizginin üzerine basmıyoruz Zeynep. Tam çizgiyi hizalayın. Biraz daha yukarıdan. Hadi bakalım, sona doğru gidiyoruz. Son çemberlere geliyoruz. Daha dikkatli olmanız lazım. Evet. Son çemberler. Bakalım kim kazanacak? Evet, bu çemberler isabet etmesi lazım. Evet, iki gruba da bir alkış geliyor. Ve hemen gidip isabet eden çemberlerimizi alıyorum. İki tane çemberimiz var. Yani bir tane kaşiflerin çemberi, bir tane de mucitlerin çemberi. Yani burada eşitliği bozamadığımıza göre iki gruba da 100 puan veriyoruz ve alkışlar geliyor. Evet, çember atma oyunumuzu da geride bıraktık ve geldik final oyunumuza. Bakalım final oyununda hangi grubumuz kazanacak? Hiçbir yere ayrılmayın arkadaşlar. 3-2-1 devam ediyor. Geldik final oyununa. Hazırlıklarımız tamam ve bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, bu bölümde size 3 tane soru soracağım. Ve bu sorduğum 3 soruda en fazla doğru cevabı bulan grup 100 puanın sahibi olacak. Yani her sorudan sonra zile basıyorsunuz ve panomuzu kaldıracağız. Eğer doğruysa ikinci soruya geçeceğim. Ve finalde çok doğru cevabı bulan grup 100 puanı almış olacak. Bu arada ekran başındaki arkadaşlar, sizler de sorularımızı çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Bakalım siz kaç tane doğru cevap bulabileceksiniz. Evet, hazır mıyız? Evet, hazırız. Geldik final oyunumuz, yani nokta doldurma oyunu. Hazırsak o zaman hep beraber ne diyorduk? 3, 2, 1. Bu grupta Zeynep sen yazıyorsun, Elif sen de o gruptan yazıyorsun. Ve ilk sorumuzu soruyorum. Peygamberimize iman etmiş olan arkadaşlarına nokta nokta denir. İman etmiş olan arkadaşlarına ve zile bastık, kaldıralım. Ve bakıyoruz, sahabe doğru cevaptı. Alkışlıyoruz. Biraz daha hızlı düşünelim, tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım, geliyor ikinci sorumuz. Çocuklardan peygamberimizin İslam'a davetini kabul eden ilk kişi nokta noktadır. Acaba kimdir? Hazreti kimdir acaba? Yavaş. Ve zile bastık. Hazreti Ali doğru cevaptı. Evet, biraz daha hızlı. Son sorumuz. Hadi bakalım. Güzel gidiyoruz.
Ve geldik son sorumuza. Peygamber Efendimiz 622 yılında Mekke'den Medine'ye hicret ederken yol arkadaşı nokta noktadır. Kimdir acaba? Hazreti Ebu... Bas. Evet, yazdık. Hemen çevirelim bakalım. Hazreti Ebu Bekir doğru cevaptı. Alkışlıyoruz. Gerçekten de çok hızlıydınız. Maşallah diyoruz. 3 soruya da doğru cevap verdiniz. Tebrik ediyorum sizi. Ve 100 puanın da sahibi oldunuz. Mucitlerimiz biraz böyle geride kaldık ama olsun, üzülmek yok. Çember atmada da güzel isabet ettirmiştiniz. Ve finalden sonraki puan durumuna bakacak olursak, mucitlerimiz şu ana kadar 100 puan topladılar. Alkışlar geliyor. Kaşiflerimiz de şu ana kadar tam 300 puan topladılar. Hatta 400 puan, %100 puan da orada toplamışsınız. 400 puan topladılar. Yani hiç es geçmediniz. Çemberde de yakaladığınız için 100 puan almıştınız. 400 puanla bugünün birincisi oldular. Alkışlıyoruz. Evet, iki grubu da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi yarıştınız. Bugünün anısına sizlere hediyelerimiz var arkadaşlar. Hemen şöyle alayım. Evet, Sena ve Elif. Nasıl, heyecan hala devam ediyor mu? Birazcık. Birazcık devam ediyor. Peki nasıl, böyle televizyonda izlediğiniz gibi miymiş? Yoksa burada biraz daha mı zorlandınız? Biraz daha zordu, heyecanlıydı bile. Heyecanlıydı. Evet. Elif, sen peki? Ya ben normalde daha kolay olur diye düşünmüştüm ama biraz zordu. Bir de heyecandan yapamadım. Heyecandan. Ama olsun, yine de katıldınız ve bizimle birlikteydiniz. Çok teşekkürler size de. Ve birincilerimiz hemen şöyle... Birincilerimizin hediyelerini de takdim edelim. Şunu sana vereyim, şunu da sana vereyim. Evet, ne düşünüyorsunuz bakalım? Yani heyecanlıydı. Evet. Her zamanki gibi. Ben daha kolay olacağını düşünmüştüm televizyondaki gibi de. Oldu da benim için. Senin için de öyle oldu diyorsun. Aynen. Peki Zeynep, sen? Ben biraz daha çok heyecanlandım. Tarletten izlediğimde puzzle yapmaca vardı. Ama buna daha farklı. Benim için biraz daha kolay oldu. Biraz daha kolay oldu. Resme bakarak yaptığın için daha evet. Kolay oldu sanki. Evet, bugün katıldınız ve bizimle birlikteydiniz. Biz de çok mutlu olduk sizin gibi güzel arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz için. İnşallah başka bir gün tekrar görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hediyelerinizi de kullandığınızda bizleri hatırlamayı unutmayın, tamam mı arkadaşlar? Evet sevgili arkadaşlar, bugün de 3-2-1 yarışma programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Diyanet TV ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Başarmak